Charlie ve Garip Haber. Bu Charlie. Charlie internette olmaktan ve arkadaşlarıyla fikir alışverişine bulunmaktan hoşlanır. Yani şimdi de. Ah hayır, bu ne anlama geliyor? Haksızlık. Politikacıların kararı. Pazar okulu bir sonraki öğretim yılından itibaren 4. ile 6. sınıftaki öğrenciler her ayın ilk pazar günü ek dersler alacaklardır. Bunu hemen başkalarına göstermek zorundayım. En iyisi herkese ileteyim. Charlie, ne orada ne yapıyorsun? Nasıl olur? Herkes bunu bilmeli. İnanılmaz derecede kötü bir haber. Hey Charlie, yalan hikayeler için ne yapıyorsun? Yalan nasıl olur? Bu tam bir saçmalık. Geçen gün mesajı aldım ve tamamen şok oldum. Neyse ki yanlış olduğu ortaya çıktı. O yüzden diğerlerini sil ve tekrar yaz ki bilsinler. Arkadaşın haklı. Bu sahte bir haberdi. Sözde yalan haberdi. Ah hayır. Buna nasıl kanabilirdim? Bu muhtemelen hemen hemen herkesin başına gelmiştir. Böyle bir şeye kanmak kolaydır. Herkes internette her şeyi yayınlayabilir. Her şeyin doğru olmamasına şaşmamalı. Fake news İngilizcedir ve yanlış haber veya yalan anlamına gelir. Sahte haberler dikkat ve zeka ile ortaya çıkarılabilir. Benzer bir mesajla karşılaştığınızda bunu yapabilirsiniz. Birincisi, zekanızı çalıştırın ve düşünün. Haberlere şaşırdınız mı yoksa sinirlendiniz mi? Sahte haberler. Heyecanlandıracak veya korkutacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Bu yüzden her şeye inanıp düşüncesizle paylaşmayın veya iletmeyin. İkinci olarak, kaynağı ve yazarı kontrol edin. Raporu kim çıkardı? Yayıncının ve yazarın web sitesinin veya gazetenin adına bakın. Baskıdaki isim garip mi? Bazen hiç baskı kalmaz. Bunlar sahteciliğin göstergeleridir. Tanınmış gazete dergilerinin adları orijinalleriyle karşılaştırılabilmesi için biraz değiştirilir. Yazım hataları ve abartılı büyük harfle kullanımı da sahte olduğunu gösterebilir. Üçüncüsü, mesajın içeriğini araştırın ve gerçekleri kontrol edin. Raporun daha önce ifşa edilip edilmediğini görmek için arama motorunu kullanın. Sahtelerin toplandığı ve ifşa edildiği web sitelerini ziyaret edin. Zeki olun. Dördüncüsü, resim ve videoları test etme. Resim gerçekten mesajın metnine mi ait yoksa birisi yanlış mesajı inandırıcı kılmak için başka bir mesajın resmini mi kandırıp çaldı? Ne dersin? İpuçlarının yanlış mesajları tanımlamaya yardımcı olup olmadığını test etmek ister misin? Sence aşağıdaki mesajlar doğru mu, yanlış mı? Gerçek ya da sahte? Öğreneceğim. Okul çocukları için kola. Okul çocukları ilk derste aşırı derecede yorgundur. Bu nedenle gelecekte sabahları uyanmaları için ücretsiz kola almaları gerekir. Yazar Konstantin Zuckerhut, kaynak Lustige, Lever, Schueller, Schelze.de. Gerçek ya da sahte? Sahteydi. Günde bir şişe kola okul yorgunluğu için pek doğru bir çözüm değil, değil mi? Metindeki hataları fark ettiniz mi? Kaynak ve yazarın adı da garip. Peki bu gerçek mi yoksa sahte mi? Belediye başkanı timsah ile evleniyor. Bu gelinin dişleri oldukça keskindir. Yerel bir politikacı Meksika'nın San Pedro Huamelula balıkçı köyünde küçük bir timsahla evlendi. Kaynak Spiegel.de. Bu gerçekti. Bu haber doğru. Yazım ve stil doğruydu ve bilinen ve saygın bir kaynak dahil edildi. Bir sonraki örnekle devam ediyoruz. Bu gerçek mi yoksa sahte mi? Dikkat! Tehlikeli ışınlar. Bu gece 0:30-3:30 arası telefonunuzu, tabletinizi ve benzeri cihazları kapatmayı ve vücudunuzdan çıkarmayı unutmayın. Kozmik ışınlar dünyaya yakın geçecek. Böyle korkunç bir zarar verebilir. Bu sahte değil. Bu mesajı sevdiğiniz herkese gönderin.
Bu sahteydi. Bunun gibi mesajlar, mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya aracılığıyla çok hızlı bir şekilde yayıldı. Battılar ve yalan söylediler. Ve bu sefer, bu mesaj gerçek mi yoksa sahte mi? Dev yolcu gemisi denize indirildi. Utanç. Lüks yolcu gemisi Avolon'un inşası etkileyici bir 1,5 milyar avroya mal oldu. Şimdi Hamburg'da denize indirildi ancak tamamen başarısız oldu. Heybetli gemi derhal servetiyle Elbe derinliklerine ve onunla birlikte kayboldu. Bu sahteydi. Resim Titanik'i gösteriyor ve mesajdan çok daha eski. Başlangıçta metnin bir parçası değildi ve yalancı metinle bağlantılı olarak sadece arsızdı. Bunlar birkaç örnekti. Sahtelerin birçok yüzü vardır. Bilgisayarınızda veya akıllı telefonunuzda gördüğünüz her şeye inanmayın. Sahte olabilir ve başka ipuçları olabilir. Çocuklar için arama motoruyla araştırma yapın. Burada doğrulanmış haberler ve gerçek bilgiler alırsınız. Yalanlar olmadan. Zeitenstark eğlenceli ve akıllıdır. Zeitenstark.de'ye tıklayın.